İhtiyar Kazık. Danimarka'da Limfjord'unda bir zamanlar suyun içinde yaşlı bir kazık dururdu. O kadar yaşlıydı ki nasıl olup da onun oraya dikildiğini hiç kimse, hatta kazığın kendisi bile bilmezdi. Boyuna orada denizin içinde durmak zavallı kazık için hiç de hoşa gidecek bir şey değildi. Bir gün bir mürekkep balığı gelip bütün hızıyla ihtiyar kazığa çarptı. Fena halde küfür etmeye başladı. Zavallı kazık nezaketle, "Sevgili mürekkep balığı, ne olur bana darılma," dedi. "Ben yerimden kımıldayamıyorum, fakat sen bunu pekala yapabiliyorsun. Bir daha sefere dikkat et de çarpmadan yanımdan geç." Bir başka günde kazığa bir kayık çarptı. Çünkü kazık suyun yüzüne kadar erişemediği için yukarıdan bakınca pek görünmüyordu. Kayığın içindeki asık suratlı adam öfkeyle, "Bu kazık da nereden çıktı?" diye söylendi. Kazık yumuşak başlılıkla, "Bunu ben de bilmiyorum," diye cevap verdi. "Bana bu yüzden darılmayın. Ne yapayım? Elimden hiçbir şey gelmez ki. Ben kendi isteğimle buraya dikilmedim. Bakın öyle yaşlıyım ki beni kimin dikmiş olduğunu bile hatırlayamıyorum. Lütfen bana iyilik etmek isteyen varsa gelsin beni buradan kaldırsın. Bu halimden ben de çoktan bıktım." İşte bir kimseyi rahatsız ettiği zaman kazık daima böyle nezaket ve alçak gönüllülükle konuşurdu. Fakat kimse ona cevap vermezdi. Çünkü sesini hiç kimse işitemezdi. Buna da sebep söylediği her kelimenin uzun sakalı içinde daima kaybolup gitmesiydi. Ya onun bir de sakalı vardı. Yeşil yosunlardan kocaman bir sakaldı bu. Sakalın içinde midyeler, sümüklü böcekler ve daha birçok deniz hayvancığı otururdu. Bazen sakal suyun akıntısına kapılıp bir aşağı bir yukarı gidip gelirdi. Bu hal ihtiyar kazığa çok saygıdeğer bir manzara verirdi. Doğrusu bütün gençliğin ona büyük bir saygı göstermesi lazımdı. Fakat gençlik böyle şeylere pek kulak asmaz. İşte zavallı ihtiyar kazık, burada dikili durmasının ne işe yaradığını boyuna kendi kendine sorar durur ama sorusuna hiçbir cevap bulamazdı. Eğer bunu bilse, bu soruya bir cevap bulabilse, bütün fiyord ahalisinin kendisine daha çok saygı göstereceklerinden emindi. Kendini ne kadar zorlasa ancak bir zamanlar genç olduğunu ve yemyeşil dalları, yaprakları bulunduğunu hatırlayabiliyordu. Sonra başka ağaçlarla beraber onu da kesmişlerdi. Fakat acaba ne işe yaramıştı? İhtiyar kazığın hüzünlü hayatının biricik tesellisi üzerinde yaşayan iki misafiriydi. Bunlardan birincisi küçük bir tahta kurduydu. Gayet acayip kılıklı bir yaratıktı. Upuzun, yumuşak bir vücudu vardı. Bu vücudun bir ucunda birkaç hava kabarcığı, diğer ucunda ise iki tane küçük sert kabuk bulunuyordu. Günün birinde çıka geldi ve hiç müsaade istemeden, hatta tek bir söz bile söylemeden kazığı dolaşarak gözden geçirdi. Sonra sert kabuklarıyla kazığın tahtasını oymaya başladı. Biraz sonra bütün vücudu tahtanın içine gizlenmişti. Fakat o bununla kalmadı, oymakta devam etti. Nihayet kazık dayanamayarak "Günaydın," dedi. Tahta kurdu "Günaydın, günaydın," diye cevap verdi. "Affedersin, kendimi tanıtmayı unuttum. Bana tahta kurdu derler, sende oturmaya geldim." Kazık "Hoş geldin," dedi. "İnşallah rahat edersin. Nihayet birisinin işine yarayabilmek, benim gibi köhne bir kazık için büyük bir şereftir. Hem arada sırada birisiyle iki çift lakırdı etmek de hiç fena olmaz." "Elim çene çalacak vaktim yok," diye tahta kurdu cevap verdi. "Bak, karşıdan istiri diye geliyor. Eğer dolaşmaktan yoruldu da bir yere yerleşmeye karar verdiyse seni ona salık vereyim. Pek hoş sohbetli bir küçük hanımdır. Bana uzaktan akraba oluyor fakat bizim gibi ayak takımıyla görüşmeye tenezzül etmez." Sırada İstiridye geldi. Tahta kurdu İstiridye'yi çağırıp burada güzel boş bir apartmanın olduğunu bildirdi. İhtiyar kazık hüzünle "Acaba ikinizi birden sığdırabilecek miyim?" dedi. "Eğer sen de tahta kurdu gibi içimi alt üst etmeye kalkarsan korkarım sonu fenaya varacak." İstiridye kibar bir tavırla gülümseyerek "Korkma," dedi. "Tahta kurduyla ben birbirimize hiç benzemeyiz. İkimizin yaşayış tarzı birbirinden pek farklıdır. Bu civarda su taze midir? Akıntı var mıdır? Suyun dibi temiz ve berrak mıdır?" "Öyle sanıyorum," diye kazık cevap verdi. Fakat sen sadece evin dışındaki konforla ilgilisin. Beni yalnız bunlar ilgilendirir. Eğer çok gezmeye çıkacağım için bunları sorduğumu sanıyorsan yanılıyorsun. Şimdi senin üzerine yerleşecek olursam artık hep burada kalır, yerimden hiç kımıldamam. Kazık hayretle "Allah Allah" dedi. "Demek sen pek sakin bir kiracısın. Hiç değilse ara sıra yiyecek aramaya filan da çıkmaz mısın?" İstiridye "Ne lüzumu var" dedi. "Ben karnım acıkınca esnerim. O zaman su içimdeki sayısız mini mini hayvancıkla beraber mideme akar. Ben de o zaman doyarım." Kazık "sefa geldin öyleyse" diye yeni misafirini selamladı. Hayat yine eskisi gibi devam edip gidiyordu. Tahta kurdu yine durmadan kemiriyor, ihtiyar kazığın uzun sakalı yine akıntıda bir aşağı bir yukarı sallanıyordu. İçini hüzün bastığı zaman ihtiyar kazık derdini kiracılarına açarak "Ah ne münasebetle dünyada bulunduğumu bir bile bilseydim" diyordu. "Burada Limfjord'unda ne işim var acaba?" Tahta kurdu onu teselli etmek için "İşte ben senin içinde oturuyorum ya" dedi. "Bu senin varlığın için yeter bir sebep değil midir?" İstiridye de atıldı. "Ben de sana, bana ev sahipliği etmek şerefini bahşettim. Ben dünyanın en kibar hayvanıyım." "Vay canına" diye kazık hayretle haykırdı. "Sahi mi söylüyorsun?" "Elbette sahi ya. Hem bak sana bir şey daha söyleyeyim. Ben eminim ki sen sırf ben gelip de senin üzerine yerleşeyim diye buraya dikildin." "Buna imkan var mı?" diye kazık şaşkın şaşkın söylendi. "Darılma ama eğer bu söylediğin hakikatse o halde neden daha önceden gelip de buraya yerleşmedin? Ben buraya kakılalı yıllar oldu. Hem ben eskiden bambaşkaydım. Bak şimdi bir harabe haline geldim." İstiridye mağrur bir tavırla "Geç olsun da güç olmasın" diye cevap verdi. "Şimdilik senden oldukça memnunum. Sen şu kibarlığını bana biraz açıklar mısın?" diye kazık İstiridye'ye sordu. İstiridye geniş geniş esneyip deniz suyunu içine akıttı. Sonra yine dışarı verdi. Nihayet "Hay hay" dedi. "Benim esneyip yemek yemekten ve kabuklarımı tabaka tabaka kalınlaştırmaktan başka hiçbir işim gücüm yok. Onun için seninle biraz gevezelik etmek pekala hoşuma gider. Önce şunu bilmelisin ki benim kibarlığım ancak asil ölümümden sonra meydana çıkar." "Vah vah" diye kazık üzüntüyle haykırdı. İstiridye sözüne devam etti. "Ben doğuştan ince bir yaratığım. Rahat ve refah içinde yaşamam lazımdır. Ölümüm ise bir bayramdır. Kimin için bu kadar kıymetli olduğunuzu lütfen bana söyler misiniz?" diye kazık gittikçe artan bir nezaketle sordu. "Elbette" diye İstiridye cevap verdi. "Bu bir sır değildir ki. Bana bu kıymeti bahşeden bütün kainatın en kibar yaratıkları olan insanlardır. Seni vaktiyle buraya suyun içine dikmiş olan da insanlardır. İnsanlar bütün dünyanın hakimidir. Müsaade ederseniz ben de kendi fikrimi söyleyeyim" diye tahta kurdu söze karıştı. "İnsanların hiçbir zaman söz geçiremedikleri bazı şeyler de vardır. Mesela ben." İstiridye burun kıvırarak "Sevgili tahta kurdu, elbette dünyada insanların yan gözle bakmaya tenezzül etmedikleri minicik yaratıklar da vardır" dedi. "Bana yan gözle bakarlar ama gemilerini ve köprülerini kemire kemire harap ettiğim zaman çileden çıkarlar" diye tahta kurdu söylendi. İstiridye "O kadar kendini beğenmişçesine konuşuyor, öyle yüksekten atıyorsun ama senin ne bayağı bir yaratık olduğun daha ilk bakışta anlaşılıyor" dedi. O sırada suyun içinde tuhaf ve şiddetli bir hareket oldu. Başındaki dalgıç başlığının cam gözlükleri arkasından gözleriyle etraftaki kayaları dikkatle araştıran bir adam suyun dibinde yürüyerek kendilerine doğru yaklaşıyordu. Nihayet kazığın üzerindeki İstiridye'yi gördü. Onu uzun uzun muayene ettikten sonra "Bu daha olmamış" diyerek uzaklaştı. İhtiyar kazık hayretle "Bu da kim?" diye sordu. "Balıkçı" diye İstiridye cevap verdi. "Ne de olsa pek mühim bir an yaşadık." Tahta kurdu alay ederek "Aman bu defalık tatlı canını kurtarabildiğine pek sevinmişe benziyorsun aziz yeğenim" diye lafa karıştı. İstiridye ona "Eğer aramızda muhakkak bir akrabalık olduğunu iddia ediyorsan bana ancak çeyrek yeğen diye hitap etmelisin" dedi. Sonra tekrar asıl konuya döndü. "Bu defa olmadıysa ne çıkar? Bir gün gelecek Ben de o anı nasıl olsa yaşayacağım. Kazık merakla, "Eğer o adam şimdi seni alsaydı ne yapacaktı?" diye sordu. İstiridye büyük bir gururla, "Bana çok nazik davranacaktı" diye anlatmaya başladı. "Kendi ayarımda başka istiridyelerle birlikte beni bir sepete koyacaktı. Anlıyor musunuz? Yalnız benim ayarımda olanlarla. İnsanlar böyle şeyleri pek iyi bilirler. Bu adet onların kendi aralarında da vardır. Mesela onların kadın cemiyetleri kurduklarını duymuştum. Bu cemiyetlere ancak kibar ve asil kadınlar girebilirmiş." Kazık, "Onlar da yenir mi?" diye söze karıştı. İstiridye, "Hiç sanmam" dedi. "Böyle bir şey duymadım. Onların bu kadar şerefli bir akıbete ereceğini sanmıyorum. Toplanıp hep birlikte gevezelik ederlermiş." "Peki ya sen?" "Benim içinde bulunduğum sepet kibar ve zengin insanlara gönderilir. Onlar sepeti açıp bizi dışarı çıkarırlar. Kabuklarımızı açarak bizi bir tabağın içine yerleştirirler. Sonra da canlı canlı yerler." "Aman!" diye Kazık haykırdı. "Bu bana biraz... Evet tabii, bu sana şimdi tuhaf görünür. Durduğun yerde çürümeye mahkum olan sen veya günün birinde evinin içinde sessiz sedasız ölüp gidecek olan tahta kurdu. Sizler bu şereften ne anlarsınız? Bir kahraman veya asil bir bayan için şerefli bir ölümün ne demek olduğunu sizler ne bilirsiniz ki? Lafı burada keselim, daha iyi." Kazık, "Ah lütfen anlat, devam et" diye yalvardı. "Sen zavallı ihtiyar bir kazığın manasız gevezeliklerine aldırma." İstiridye, "Peki öyleyse nerede kalmıştık?" "Tam nasıl yenileceğini anlatıyordun" diye tahta kurdu yine lafa karıştı. "Doğrusu sözü bu kadar uzatmakta hakkın yok değil." İstiridye mağrur bir tavırla, "Senin gibi cahilin sözüne kulak vermemek daha iyi" diye tahta kurduna ağzının payını verdikten sonra yine kazığa dönerek hikayesine devam etti. "Evet, bizi bir tabağa yerleştirirler. Tabağın içine bol bol buz da koyarlar. Çünkü ne kadar soğuk yenirsek o kadar lezzetli oluruz. Sonra tabağı güzelce süslenmiş bir masanın üzerine bırakırlar. Masada dantel örtüler, gümüş şamdanlar içinde mumlar, kristal bardaklar, porselen tabaklar ve yığın yığında çiçek vardır. Sofrada oturan insanlar da hep kibar ve asildir. Masanın etrafında herkes tamamlanınca bardaklara şampanya doldurulur. Ondan sonra biz yeniriz." Kazık, "Canlı canlı mı yenirsiniz?" diye yine sordu. "Elbette, böylece ne olduğumuz gibi. Biz başka hayvanlar gibi korkak değiliz. Esasen korkak olmamak, hayatta her zaman sakin kalabilmek, kibarlığın, asaletin birinci şartıdır." Kazık gülerek, "Şu halde demek ben en kibarlardan da daha kibarım" dedi. "Çünkü yıllardan beri bir an sükunetimi kaybedip durduğum yerden bir adım kımıldamadım." İstiridye, "Kazıklar arasında hüküm süren usulleri bilmiyorum" dedi. "Bununla beraber sen şimdi artık bir istiridye kazığı oldun. Zannedersem senin cinsinden olanlardan senden başka hiçbiri ömründe bu derece yükselmemiştir. Şimdilik beni birkaç gün için affedin. Dünyaya yavru getireceğim." Kazık bu mühim olaya hürmeten sustu. Yalnız içini durmadan kemirip oyan tahta kurdunun yüzünden ara sıra derin derin için çekiyordu. Fakat istiridyeyi lohusalığı sırasında rahatsız etmemek için bunu bile mümkün olduğu kadar yavaş yapmaya gayret ediyordu. İstiridye bir müddet sakin sakin oturdu. Nihayet güzel bir Temmuz gününde kabukları açıldı. İçeriden tıpkı bir avuç barutu andıran bir takım küçük siyah tanecikler dışarı fırladı. Mağrur anne, "İşte küçük istiridyeler" diye onları komşularına takdim etti. Kazık, "Daimi olarak bir yere yerleşmeye karar verdikleri zaman ümit ederim ki beni hatırlarlar" dedi. "Tabii sayın anneleri benden memnun oldukları takdirde. Görüyorum ki epeyce yavrunuz var. Tam 2 milyon tane. Aman ne söylüyorsunuz? Bu sayı senin gözüne şimdi pek fazla görünür. Kibar ailelerde adetin böyle olduğunu sen nereden bileceksin? Hiç ben daha az çocuk yapmaya tenezzül eder miyim? Fakat ne çare ki 2 gün geçmeden bunların çoğu ölüp gidecek." Kazık yine "Aman ne diyorsun?" diyebildi. Söyleyecek başka bir şey bulamıyordu. "Bizim gibi kibar kimselerin çocuklarına alelade aile çocuklarının hiç tanımadığı birçok tehlikeler ve belalar musallattır. Sonra kanlarındaki asalet ve kibarlık yüzünden bizim çocuklar da biraz fazlaca yaramaz olurlar. Hakiki istiridiyelere yakışır şekilde sakin bir hayata çekilmeden önce biraz gençliklerinin zevkini çıkarmak isterler. Devamlı olarak yerleşmeye karar verdikleri zamansa tecrübesizlik yüzünden çoğu kendilerine uygun bir yer seçemezler. İşte bütün bu sebeplerden dolayı bugün dünyaya gelen bu 2 milyon istiridyeden seneye 20 tanesi sağ kalırsa ben yine çok derim. Kazık, fakat sen onlara hayatta doğru yolu göstermek için hiçbir şey yapmaz mısın? diye sordu. İstiridye bu sözleri hiç duymamazlıktan gelerek geniş geniş esnedi. Sonra kabuklarını kapadı. İhtiyar Kazıksa derin bir düşünceye daldı. Nihayet kendi kendine "Anlayamadım gitti" diye söylendi. Eğer şimdi benim yanımda küçük sevimli bir kazık yavrusu olsaydı, onu her tehlikeden koruyabilmek için elimden geleni yapardım. Küçük istiridyeler neşe içinde etrafta yüzüp duruyorlardı. Mini mini ve yüz yuvarlaktılar. Ufacık kabukları henüz tamamen şeffaftı. İçlerinde S şeklinde bir şey görünüyordu. Anne istiridye bu onların asalet alametidir ve şampanya manasına gelir dedi. Küçük istiridyeler oynaşarak başka istiridye çocuklarının arasına karıştılar. Sayıları o kadar çoktu ki etraftaki suların rengi bulanmıştı. Fakat biraz sonra bir mürekkep balığı sürünün tam ortasına atılıp birçoğunu yutuverdi. Yılan balıkları, pisi balıkları gelip gidip birkaçını birden yiyorlardı. Canlarına susamış bir alay düşmanları vardı. 3 gün sonra ihtiyar kazığın üzerindeki ana istiridyenin yanına 11 tane küçük istiridye daha yerleşti. Kazık sevinerek "Hoş geldiniz" dedi. "Bu genç misafirlerimi ağırlamak için elimden geleni yapacağım." Kazığın yosun sakalı üzerine de birkaç tane istiridye yapışmıştı. Geri kalanlar da suyun dibindeki kumun üzerine yerleşmişlerdi. Kazık pek seviniyordu. "Aman ne iyi oldu" diyordu. "Şu ihtiyarlık günlerimi gençlerin neşesi içinde geçireceğim." Ana istiridye ise "Dur bakalım, daha şimdiden sevinme" dedi. "Bekleyelim bakalım." Günler gelip geçiyordu. Yine oradakiler eskisi gibi birbirleriyle sohbet ediyorlardı. Yalnız ihtiyar kazık bu sohbetlere artık eskisi kadar katılamıyordu. Çünkü istiridyelerin birbirleriyle olan konuşmaları pek fazla kibarcaydı. Kazık artık sadece dinliyor, ara sıra bir iki kelimeyle lafa karışıyordu. Bir gün tuhaf bir şey oldu. Su o zamana kadar hiç görülmedik derecede alçaldı. Sahilden, fiyordun ta açıklarına kadar denizin dibi kupkuru meydana çıktı. Sandallar kumun üzerinde duruyor, gemiler karaya oturup yan yatıyordu. Şimdiye kadar hiç gün ışığı görmemiş kayalar suyun yüzünden dışarı bakıyorlardı. Her şey birdenbire değişiverdi. Hiç kimse suyun bu derece alçaldığını görmemişti. İhtiyar kazığın yarısından fazlası suyun yüzüne çıkmıştı. Artık kazığın keyfine diyecek yoktu. Olduğu yerden kıyıyı, bir zamanlar içinde büyüyüp yetiştiği ormanı seyredebiliyordu. Birdenbire kafasından sanki bir bulut yükselip sıyrılıverdi. Kazık hayretler içinde "Durun, durun" diye bağırdı. "Şimdi hatırladım, artık biliyorum. Ben bir zamanlar şu karşıki ormanda dururdum. Canlı ve yeşildim. Dallarım taze yapraklarla süslüydü." Su kesiminin hemen biraz altında kalmış olan istiridye "O kadar bağırma" diye seslendi. "Heyecandan öyle titriyorsun ki su dalgalanıp benim etrafımdan çekiliyor." Kazık hiç oralı değildi. "Hatırlıyorum" diye haykırıyordu. Şimdi her şey gözümün önünde yeniden canlandı. Ormanda çiçekler vardı, etrafta kuşlar ötüşürdü. İstiridye korku içinde "Olabilir, olabilir sevgili kazık" diye yalvardı. "Ben senin hatıralarına baş eğerim. Ormandaki çiçekler herhalde insanların beni yiyecekleri zaman sofralarını süsledikleri çiçeklerden olacak. Fakat burada benim vaziyetim gittikçe kötüleşiyor. Hemen hemen yarı yarıya kurudum. Eğer denizin suyu biraz daha alçalırsa bir istiridye için en şerefsiz bir şekilde ölüp gideceğim." Fakat ihtiyar kazık onun ne söylediğinin farkında bile değildi. hala hatırlıyorum diye bağırıyordu. Şimdi her şeyi hatırlıyorum. Ben burada bir köprüye ayak vazifesi görüyordum. Beni yere çakıp tahta kurdu içimi kemirmesin diye etrafıma demirden bir çember geçirmişlerdi. O sırada kazığın içinden yürekler parçalayıcı bir inilti duyuldu. Tahta kurdu ölüyorum, ölüyorum diye inliyordu. Güneş beni diri diri yakıyor. Su, su. O zaman Kazık çocukluk hülyalarından ayrılıp yine her şeyden evvel misafirlerin rahatını düşünen iyi kalpli ev sahibi haline döndü. Eyvahlar olsun, şimdi ne yapacağız diye söylenerek yosun sakalı ile çırpınmaya çalıştı. Fakat sakal suyun yüzüne ancak birazcık değiyordu. Sakalın üzerine yapışmış olan 12 genç istiridye de ölüyoruz, ölüyoruz diye inliyorlardı. Tahta kurdu nihayet can verdi. Biraz sonra 12 genç istiridye de ölüp gittiler. İhtiyar Kazık üzüntüden ne yapacağını bilemiyordu. Ana istiridye de henüz yaşıyorum ama çok sıkıntı çekiyorum diyordu. Ertesi gün su yine yükselip eski halini buldu. İhtiyar Kazık buna pek sevinmişti. Fakat istiridye hala tasalıydı. Dur bakalım daha neler olacak dedi. Benim içimde kötü kötü hisler var. Su gittikçe yükseliyordu. Hafif bir rüzgar esmeye başladı. Sonra rüzgar fırtına oldu. Sahildeki evlerin damlarından kiremitler uçuyordu. 2 sandal devrilip parçalandı. İçindeki insanlar feci bir şekilde boğuldular. Suyun dibi de iyice karışmıştı. İhtiyar Kazık olduğu yerde sallanıyordu. Etraftaki kayalar birbirlerinin üzerine yuvarlanıyor, üstlerine yapışık olan istiridyeler ezilip parçalanıyordu. Sahilden dönen dalgaların getirdiği çamurlar suyun dibini kaplamıştı. Kuma saplanmış olan istiridyeler de çamurun altında boğulup öldüler. 3 gün sonra fırtına nihayet dindi. Kazığın üzerinde ana istiridyenin aşağısında oturan 6 genç istiridye kalmıştı. Kazık da ana istiridyenin oturduğu yerin biraz yukarısından kırılmış, kırılan parçayı sular sürükleyip götürmüştü. İstiridye kazığa "Gördün mü?" dedi. 2 milyon evladımdan ancak bu 6 tanesi kaldı. O zaman Kazık birdenbire gülmeye başladı. Ortada gülünecek hiçbir şey yokken aptal aptal gülüyordu. Zavallıcık aklını kaçırmıştı. Ormanın görünüşü mü, çocukluk günlerine olan özlem mi, yoksa misafirlerinin bu kadar feci bir şekilde ölmesi veya fırtınanın kendi vücudunun bir kısmını alıp götürmesi mi onu bu hale getirdi bilinmez. Zavallı ihtiyar Kazık çıldırmış, saçmalıyordu. Onun bu hali genç istiridyeleri pek eğlendiriyordu. İstiridyeler aralarında kibarlıklarına, asaletlerine dair konuşur. İnsanların bir gün gelip kendilerine verecekleri şereften bahsederlerken, Kazık da sanki kendisi de bir istiridyeymiş ve kendisi de bir gün gelip yenecek, şampanya ile insan midesine indirilecekmiş gibi lafa katılıyordu. Genç istiridyeler buna gülmekten kırılıyorlardı. Aradan 1-2 yıl geçtikten sonra Kazık artık büsbütün bunadı. Olduğu yerde çürüyor, vücudundan koca koca parçalar kopup ayrılıyordu. Görünüşü de çok tuhaf, çok gülünç olmuştu. Bir gün genç istiridyelerden biri "Sen artık bir S şeklini aldın" diye onunla alay etti. Kazık ciddiyetini hiç bozmadan "Elbette" diye cevap verdi. Bu asalet alametidir ve şampanya manasına gelir. Genç istiridyeler bu cevaba o kadar güldüler ki az kalsın yapışmış oldukları yerden kopup düşeceklerdi. Anne istiridye onlara susmalarını söyledi. "Böyle şeyler çok sık olur" diyordu. Bu hal kibar kimselerin yanında uzun müddet çalışmış olan hizmetkarların hemen daima başına gelir. Efendilerine artık o kadar yakın olurlar ki kendilerini de o aileden sanmaya başlarlar. Tuhaf ve gülünç bir şey ama nedense insanın biraz içine dokunuyor. Güzel bir Ekim günü suyun içinde üzerinde dalgıç elbiseleriyle denizin dibinde yürüyen bir balıkçı peyda oldu. Adam ihtiyar kazığı görünce "Aman ne güzel" diye haykırdı. 7 tane iri istiridye. Anne istiridye heyecanla "İşte o mühim dakika geldi" diye fısıldadı. Balıkçı bıçağını çıkarıp istiridyeleri yapıştıkları yerden koparmak istedi. Fakat daha birincisine dokunurken kazık kırılıverdi. Adam kazığı üzerindeki istiridyelerle birlikte sepetinin içine attı. Balıkçı sahile çıkınca istiridyeleri kazıktan koparıp başka bir sepete koydu ve şehire gönderdi. Zavallı ihtiyar kazığı ise köyün kenarındaki çöp yığınının üzerine atıverdi. Kazık güneşte kalınca hemen çürüyüverdi. Son dakikasında bile neşeyle çıtırdıyor ve kendi kendine ışıklar diye mırıldanıyordu. Sofrayı çiçeklerle süsleyin, beni buzların üzerine koyun, şampanya, şampanya.